Mahpus vereceğim şimdi. Mersin'de ilk kez kurulan Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği, Türkiye'de ve Mersin'de yaşayan otizmli çocuklara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Yenişehir Kent Konseyi'nde kahvaltı etkinliği düzenledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Hasan Celal Taş ve üyelerin de katıldığı etkinliğin ardından basın açıklaması yapan dernek başkanı Nazmiye Yaman, otizm hastalığı ve otizmli çocukların toplum açısından önemine vurgu yaparak, otizmli çocuklara toplumda önem kazandırılması için yapılması gereken çalışmalara değindi. İçimizde büyüyen bu yara toplumsal bir yara ve maalesef kimse umursamıyor. Otizm hızla artıyor. Yapılan araştırmalara göre 58 çocuktan biri otizmlidir. Bizlerin çocukları çok hassas. Bir sesten, bir kokudan veya olan bir olaydan anında etkilenebiliyorlar. Bir an önce ağır çocuklarımız ve 12. sınıftan sonra evde hapis olan 4 duvar arasında yaşayan çocuklarımız için çözüm bulunmalı. Çok acil olarak otizm eylem planı uygulanmalı, mola evleri yapılmalı, otizm yaşam merkezleri yapılmalı.